kıymayı suyunu çektiresiye kadar kavurdum ve üzerine 250 gram margarin koydum. Onunla da kavuruyorum. İsterseniz tereyağı da koyabilirsiniz. 1,5 kilo soğanı da el blenderından çektik. Bunu da güzelce kavuruyoruz. Kıymayla soğanı iyice kavuruyoruz. Soğan yok olana kadar. Üzerine ben 1-250 gramlık daha margarin koydum ve kavurmaya devam ediyorum. İyice kavrulan kıymama biber salçası koyuyorum. Bir kaşıktan fazla. Üzerine karabiber koyuyorum. Ve bir demet maydanozu doğradım. Onu da içine karıştırıyorum. Ve bir tabakta ceviz doğrayıp onu da içine atıp karıştırıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. 1 kilo ince kısırlık bulguru koyuyoruz. Üzerine de 1 litre kaynamış sıcak su ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Bulgurlar şişti, soğudu. Şimdi üzerine yarım kilo irmik koyuyorum. 1,5 kaşık da salça koyuyorum. Biber salçası, biraz karabiber, kimyon, tuz atıp hepsini güzelce karıştırıyorum. Karıştırdığım malzemeyi hamur yoğurma makinesine koyuyorum. Parça parça burada yoğuracağım. Ara sıra da toparlanasıya kadar su ekliyorum. Çok fazla su eklemiyorum. Bulgurun toparlanmasını bekliyorum. Bir bardak un koyuyorum. Bunu da karıştırıyorum. Dört tane yumurtayı da kırıp karıştırıp tekrar yoğuruyorum. Ve köftemizden, cevizden büyük alıyoruz. Su yardımıyla parmağımızla oyuyoruz. İçine de içten koyuyoruz ve tekrar kapatıyoruz. Köftelerimizi bu şekilde hepsini yapıyoruz. İstediğimiz kadarını buzluğa koyuyoruz. Dondurup saklayabiliyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıp haşlayıp yiyebiliyoruz. Köftelerim bitti. Suyu koydum, kaynatıyorum. Tuzunu atıyorum. Çok az da limon tuzu atıyorum. Ve köfteleri içine koyarak haşlıyorum. İster bunu kızartın, isterseniz haşlayın, isterseniz üzerine sarımsaklı sos yapın, sarımsaklı köftenin sosu gibi. Bu şekilde de yiyebilirsiniz ama ben sade yemeği tercih ediyorum. Yapacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.